Merhabalar, Köyde Yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün zeytin fidan toplamaya gidiyoruz. İleride nasip olur da bir yerimiz olursa veyahut da o daha önce çektiğim videoda ki yere aralarında boşluklar var. Oraya zeytin fidanı dikmek için çok filizlenmiş halde, çok ufakken de şimdi köpüleceğiz. Oradan poşetlere doldurup içine de gübre katıp babaanneme vereceğiz. Babaannem bak verecek zeytin fidanlarını. 2-3 hatta 4 senede onlar böyle iyice büyüyecek, filizlenecek. Büyük fidan olacaklar. Oradan sonra da nereye dikilecekse artık oraya taşıyacağız. Bunun da aşamalarını anlatmak istedim. Köy hayatının en ince ayrıntısına kadar videosunu çekmek istiyorum. Böylece bilmeyenler bilgilenmiş olur. Biraz daha merak uyandırmış oluruz. Köye geri dönüşü desteklemiş, teşviklemiş oluruz diye her aşamasını çekmek istiyorum. Bu da o videolardan biri. Hadi video geçelim. Bizim yolumuzun üstünde burada yine keçiler var. Büyük bir ihtimal başlarında çoban da vardır. Burada otlatıyor. Dağdan karşılıyor keçilerin yiyeceklerini. Evde de besliyordur büyük bir ihtimal ama ağırlık dağdan karşılamaya çalışıyorlar. Böyle güderek. Aşağıda da var keçiler. Böyle işte yine muhteşem bir manzara. Doğanın içinde. Yine zeytin işleyeceğiz. Bu arada diğer videoyu izlemeyenler yukarı linkini bırakırım. Açıklamalar kısmına da bırakırım. Yukarı dedim kartlar kısmına bırakırım. Açıklamalara da bırakırım linkini. Mutlaka izlesinler. O video da çok güzel oldu. Orada da bildiğim kadarıyla her şeyi anlatmaya çalıştım. Şu an zeytinlerimizin olduğu yere geldik. Burası bize ait değil. Miras. Dayımın, teyzemin, bir de annemin yeri burası. Böyle içinde zeytinler var. Bu sene zeytinini yaptık. Güzel bir verim aldık buradan. Burası zamanında anneannem çalışmış, çabalamış. Ali Bey Bekçi diye bir abi varmış burada. Ondan almış. Artık yaşıyorum sağ mı tam bilmiyorum. Ondan almış. Anneannem vefat edince de miras olarak kaldı işte. Böyle. Bunların arasından yerde bakın annem kürekle çıkarmaya başlamış bile. Kürekle böyle ufak ufak fidanlar kürekleyip çıkarttırıp sonra poşete katacağız. Köyde kum katıp ters katıp içine bana işte içine kum katıp ters katıp güzelce dolu bu poşetlerin içine koyacağız. Şu anlık sadece dikeceğiz de. Filizlerini yapıyoruz. Topluyoruz. Süleyman poşeti al. Ben bulayım bir. Burası hemen hemen 5 dönümlük kadar bir yer. Kaç tane ağaç vardır? Ana burada. He? Kaç tane ağaç vardır? 50 tane falan vardır herhalde. Daha mı fazla? Çok güzel de zeytin oluyor burada. 285 kilo yağ aldık galiba, yanlış hatırlamıyorsam buradan. Yanlış da olabilir, tam emin değilim. O civarlar bir yağ aldık. Yani baya güzel yağ aldık. Zaten çok güzel oluyor buranın zeytininin yağısı.
İşte bakın, kendi kendine çıkmış çekirdeğinden, ağaçtan düşen çekirdekten bu şekilde filizlenmiş. Bunu şimdi biz torbaya katıp iyice büyüteceğiz. Oradan sonra da dikmek istediğimiz yerlere dikeceğiz. Sonra aşılanacak. Tabi bunlar delce. Sonra aşılanacak. Ondan sonra ağaç olacak ve silkelecek yani. Uzun ve meka şeyli bir iş. Uzun bir iş yani. Yapması öyle kolay değil. Basit de değil. Bir ağaç kaç yılda verim veriyor ana? Bir 10 yıl alıyordur herhalde değil mi? 5-10 yıl. Mustafa amca kaç yıllık demişti onu? 40 yıllık. 40 dedi. Ama çoktandır verim alıyor. Aynen. Bir 10 yıl alıyordur gene ya bence tahminimce. 10 yıl kesin alıyordur. Bu ufacık, hele bu filizlenmeyle başlarsan bir garanti bir 10 yıl vardır ya. Bazılarda büyük ağaç alıyor, bezgeden büyük, hemen aşılatıyor, hemen 1-2 senede vermeye başlıyor. Onlar verir de bu boyda yani bir 10 yıl alabilir. Evet, bu boyda çok uzun süre alır. Bu arada nerede olduğumuzu merak edenler olabiliyor. Yusuf Deresi köyü ile Tekbıçak köyünün arasındayız. Şu gördüğünüz aşağıdaki vadide Yusuf Deresi köyü oluyor şu bölgede. O arada bir yerdeyiz. Yine dağdayız. Dağda bu ağaçlar kendi kendine çıkmamış. Bunu büyük bir ihtimal ekmişler çünkü sıralı ve düzenli. Zaten buraya setler de çekilmiş. Bu setler de toprağın kaymaması için çekiliyor. Bunları hep insanlar el emeğiyle yapmışlar. Bizim köyün insanları yapmış diyemeyeceğim. Bunların çoğu bizden de eski. Burası önceden yaşam yeriymiş zaten. Ya onların taşları, eski yaşam yerinin taşlarıyla yapılmış şeyler bunlar. Ya da eski insanlar yapmışlar yani. Bu taşlar zaten buradaymışmış. Toprak kaymaması için böyle setler yapılıyor. Toprak kayıp gitmesin diye. Zaten bunlar olmazsa toprak kalmaz, ağaç da kalmaz üstünde. Bir süre sonra akar gider yani. Ağaç kök bulamaz, toprak bulamaz, kurur gider. Bunlar böyle suyu şeyi tutmak için, toprağı tutmak için yapılıyor. Bu video birkaç günlük olacak. Bugünlük bu kadar. Yarınki video, yarın devam edeceğim bu videoya. Yarın görüşmek üzere. Evet, bugün ertesi gün oldu ve topladığımız günlük dediğimiz yerden topladığımız zeytin fidanlarını şu an böyle torbalara gübreli toprakla beraber karıştırıp torbalara koyuyoruz. Birkaç tane de ceviz de dikeceğiz, gömeceğiz. Ceviz fidanı da yetiştireceğiz. Bu akıllısı deldi de eksilemeden. Nasıl? Bu şey delici ya, bunların, bunlar aşılanacak, böyle akıllanacak ha. Zeytinler diyorsun değil mi? Hı hı.
Onu bahsettim ya diğer videoda. Yine Tek Bıçak köyündeyiz. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi burası benim köyüm. İleriye yönelik zeytin yetiştirmek için, zeytin yağımızı, zeytinimizi elde edebilmek için şimdiden zeytin fidanı yetiştiriyoruz. Bunlar hemen hemen 3-4 senede toprağına gömülecek kadar büyüyecekler. Güzel bakılırsa. 5-10 sene içerisinde de büyük ağaç olacaklar. Kumis. Mis kumis. Kumis. Seyircilerimize merhaba de kumis. Geçenlerde bir buzağı videosu çekmiştim. O videoda buzağı çok tatlı, kuzular çok tatlı, kedi çok güzel diye hep yorumlar geldi. Ama bu çirkin güzele hiç güzelsin değilsin diye bir yorum gelmedi. Ondan Gomis bize küs şu anda. Dargın. Gomis. Bak bir bak. Elin ver. Elin ver. Gomis. Bu fidanlar bu şekilde yetiştirilecek, büyüdüğünde toprağa dikilecek. Bu videomuz bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, fikir ve önerileriniz varsa da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.